Evet, peki menisküsle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Bitkisel destek mümkün müdür menisküse de? Elbette tabii ki menisküs. Yani şimdi bacakla bağlıdır, kaval kemiğiyle uluk kemiği arasında kıkırdaklar dizde. Kıkırdaklar aynı ayna gibidir. Kalsiyum oranı yüksek olduğu zaman kıkırdaklar yeterli ve kaliteli eklem sıvısı salgılar. Sinovial sıvı denir. Her eklem arasında parmak eklemleri olsun, ayak eklemleri olsun, kalça eklemi, diz eklemleri, eklemler arasında çok ince bir zar içerisinde, kesicik içerisinde sinovial eklem sıvısı var. Yani yumuşak, jelibon gibi. Bu sinovial sıvı nasıl ortaya çıkıyor? Kıkırdakların salgılamış olduğu bu sinovial sıvı kesecik. Eklemlerin salgılamış olduğu sıvıyı sünger gibi emiyor. Onunla besleniyor. Keseciğin içerisinde, bu sinovial sıvı kesesinin içerisinde sinir yok, damar yok, hiçbir şey yok. Nasıl besleniyor? Emerek, sünger gibi. Aynı omurların arasında nasıl disk varsa, disk de aynı şekilde. Diskte sinir yok, damar yok. Bu da omurların salgılamış olduğu sıvıyla besleniyor. Mesela omurlar arasında 24 tane disk var. Disklerin ortalama kalınlığı 5 milim. Sabah kalktığında kişi bu omurlar arasında diskin kalınlığı 5 milimse akşam kişi işinden geldiği zaman yorgun argın 4,5 milime düşer ve 24 milim 24 tane diskte hafif azalma, küçülme olursa ne olur? İçindeki sıvı oranı azaldığı için kişinin boyu sabah işe gittiğinde 1,70 ise akşam işte geldiğinde boyu 1,68'e düşer. Sabah tekrar aynı boya ulaşır. Şimdi kişi mesela çok ağır hareketler yapıyor. Yürüyor, koşuyor, hopluyor, zıplıyor. Dizlerinde veya ayak bileğinde, eklemlerde herhangi bir problem olmuyor. Neden olmuyor? Koruyucudur. Arabanın armatürü gibi. Hava yastığı gibi. Hiçbir şey olmuyor. Fakat kişi yanlış beslenirse, abur cubur yerse, kimyasal ilaç kullanırsa, sigara içerse, alkol kullanırsa eklemler artık yeterli ve kaliteli sıvı salgılayamaz hale gelirse yıpranır. Dizdeki eklemlerin yıpranması, kıkırdakların yıpranması nedeniyle burada zamanla kemiklerde kırılmalar olabilir. Küçük küçük kemik kırıklarına farecik denir. Kemik faresidir. Kemik faresi jilet gibi keskindir. Buradaki siniri, dokuyu, kirişleri kesebilir. Bu da bayağı sıkıştırabilir. Kişiye büyük bir ağrı sızı verir. Bir genç 19 yaşında Ali Bey. Şimdi futbolcu, çok çok güzel futbol oynuyor. Bir defa düşmüş tuzun üstüne. O iyileşmeden tekrar, tam iyileşmeden tekrar başlamış futbola. Futbol sırasında, oyun sırasında bir daha düşmüş aynı yere. Tam beklemiş, sabredememiş. Yine tam iyileşmeden bir daha futbol oynamış derken, üçüncü defadan sonra artık çarpışma, düşme nedeniyle sağ dizinde büyük bir yıpranma meydana gelmiş. Top oynayamaz. Hatta zor yürür hale gelmiş. Beni aradı, dedi ki ya ne yapacağız? Ameliyatta olmak istemiyor. Bu genç yaşta ameliyat olacak. Bir sürü problem çıkacak. Problem değil. Her şeyde bir çözüm var dedik ve şu gördüğünüz herkesin bildiği söğüt. Bu söğüdün şu kabuğu, dalının kabuğu, yaprağı değil. Dalının kabuğunu çok enteresan bir madde içerir. Salisilik asit. Buna saligenin denir, etken maddeye. Bunun kişi mesela birleşiminde söğütün yaprağının birleşiminde %3 ile %4 arasında etken madde var. Söğütün kabuğundaki bu saligenin bununla ilgili birçok klinik araştırması yapılmış. Yapılan araştırmalarda eklemler arasındaki kireçlenmeyi önlediği, yani kıkırdakları canlandırdığı, güçlendirdiği belgelenmiştir. Romatizmaya iyi geldiği belgelenmiştir. Diz, omuz, kalça, bel,
ayak bileği ağrılarını iyileştirdiği yapılan klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Aynı şekilde bu şeytan pençesi kökü Afrika'nın Namibya çöllerinde yetişir. Afrika'nın Namibya çöllerinde yetişen şeytan pençesi kökü aynı kakaoya benzer. Bu da aynı şekilde artrit, artroz, ankilozan, spondilit gibi romatizma hastalıklarına, omuz, diz, bel, kalça ağrılarına, sızılarına karşı etkilidir. Bunun birleşiminde %2,5 oranında harpagozit denen etken bir madde var. Her türlü kemik ağrılarına ve romatizmaya karşı iyi gelir. Yani bununla ilgili Freiburg Üniversitesi'nden Profesör Doktor Kubreski birçok klinik araştırması yapmış. Etkisi ispat edilmiş. Fransa'da olsun, İngiltere'de olsun yüzlerce klinik araştırması var. Biz bununla ilgili çok güzel bir çalışma yaptık. Fakat tabii ki söğütün kabuğu yeterli değil. Bunun damıtılarak elde edilen ekstraktını kullanmak gerekir. Kurutuyor vatandaş, öğütüyor, hap yapıyor. Olmaz. Etkisi %2,5-3 olur. Bitki tozundan hap, damla, draje yapılmaz. Bitkinin etken kısmının, mesela burada söğütün dalının kabuğu, şeytan pençesinde kökü, her bitkinin farklı kısmı etkilidir. Etkili olan kısmına drog denir. Drog, etkili kısma. Buna alınır, damıtılarak ekstraksiyon veya destilasyonla özü alınır, özü kullanılırsa etkisi çok çok yüksektir. %80, %90'dır. Fakat otun alır, toz haline getirir, öğütür de basidine, kolayına kaçarsa nedir? Etkisi %3'tür, %4'tür. Türkiye'de 500 tane firma varsa sadece 1-2 tanesi gerçek anlamda dürüst iş yapıyor maalesef. Zamanla inşallah bu da düzelir. Şimdi mesela bir Frankfurt'ta bir genç tabii kendine güveniyor. Alman'la iddiaya girmişler. 130 kilo gelen Alman'a demiş ki ben bunu kucağıma alır kaldırırım. Kaldırırsın kaldıramazsın. Alman'ı 130 kiloluk Alman'ı almış kucağına kaldırmış ama Alman da böyle sağa sola yalpa yapınca bizim Türk vatandaşın dizi çıt çıt ne olmuş? İncinmiş kirişler. Abi birkaç gün sonra merdivenleri çıkarken zorlanmaya başlamış. Yürümekte zorlanıyor, merdivene çıkmakta zorlanıyor. Dedi ki ya ne olacak? Çok kötü oldum. Bir şakaydı ama adam bizi mahvetti. Alman haini gitti. ne olacak bu? Dedim ki kolay, basit. İksir aloe vera jel, çok özel bir formülümüz var. Biz bununla ilgili kemik çayıydı efendim. Söğütle ilgili. Bunu kullanıyorsun. Yavaş yavaş kademeli iyileşirsin. Problem değil. 3 ay sonra hamdolsun rahatsızlığından kurtuldu. Yani her türlü rahatsızlık iyileşmesi mümkün. Önemli olan burada neyi, nerede, ne zaman, nasıl kullanacaksın? Onu bilmek gerek. Her rahatsızlığa uygun doğada bir bitki mutlaka vardır. Söğüt forte. Söğüt menüsküs için ideal bir ürün. Artı diz eklem kireçlenmesi, kalça, diz, bilek, boyun, sırt, omuz ağrıları için söğüt forte. Söğütle ilgili birçok klinik araştırması yapılmış. Söğütün kabuğunun ekstraktı, şeytan pençesi kökü ekstraktı, ısırgan otu kökü ekstraktı gibi 19 çeşit bitkinin ekstraktından oluşan bir formül, tamamen doğal, hiçbir yan etkisi yok ve yavaş yavaş kullandıkça kişi iyileşir. Mesela bundan 3-4 ay önce bir hanımefendi geldi. Romatizma ilacı kullanmış. Tansiyon, kolesterol, mide rahatsızları, karaciğer yağlanması. O kadar hastalık çıkmış ki ortaya ilaç kullanmaktan 6-7 senedir kimyasal ilaç kullanıyor. Kemik erimesi vesaire. Kadıncağız geldi bana böyle okuyor hastalıklarını bitmiyor liste. Bir sürü liste. Aşırı romatizma ilaçları kullanmaktan dedim ki hiçbir şeye gerek yok. Söğüt forte, harpago forte. İkisini kullanıyorsun. Söğüt forte kemik erimesine, diz ağrısına, kalça ağrısına, kireçlenmelere karşı,
Harpago Forte ise artrit, artroz, ankilozan, spondilit, fibromiyalji yani yumuşak dokunum atması için kullanıyorsun, kurtuluyorsun. Nereden biliyoruz? İşte klinik araştırması yapılmış. Yüzlerce insan üzerinde şeytan pençesi kökü denenmiş. Burada bilgi var, belge var. İsteyenler doğaltedavi.net'e girerek görebilir. Yani belge var, bilgi var. Burada birçok insan üzerinde mesela Söğüt'le ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Söğüt'ün kabulü ilgili ayrıntılı bilgi sitemizde mevcut. İsteyenler girebilir, görebilir. Birçok insan üzerinde denenmiştir. Yani her şeyden önce ben burada herhangi bir şey söylüyorsam belgeleyebileceğim şeyi söylerim. Belge. Belge bilgi varsa konuşurum. Belge bilgi yoksa konuşmam. Evet, tedavi süreci içerisinde tedaviyi hızlandırmak, iyileşmeyi hızlandırmak için spirulina kullanmakta fayda var. Spirulina neden? Çünkü spirulina 2000 çeşit enzim içerir, 94 çeşit mineral içerir. B1, B2, B3, B6, B12, K vitamini, A vitamini, E vitamini, omega 3, 6, 9, esensiyel ve esensiyel olmayan amino asitler içerir. Bunun 1 gramı spirulina, 1 kilo sebze ve meyvedeki vitamin, mineral, enzimden daha değerli, daha önemlidir kişi için. Spirulina kişiye doğal dopingdir, doğal enerji verir.